Merhabalar, Büyük Beyaz File'ye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, World of Warships içeriği olarak en son Amerikan zırhlı ağacına başlamıştık ve bu ağacın 4. seviye üyesi olan Wyoming'den sonra ağacın 5. seviyedeki üyesi New York'un videosunu yapıp o gemiyi anlatmaya çalışmış ve geminin esasında özelliği olmadığını veyahut tek özelliğinin yavaşlığı olduğundan bahsetmiştim. Gel gelelim, New York bu yavaşlığı ve diğer kimi nitelikleri sebebiyle orta ve uzak mesafeden oynanması gerekir şeklinde bir özet yapmıştım ki bu Amerikan zırhlı ağacının tamamı için geçerli. Yani bu gemiler yakın dövüşten ziyade orta menzil veyahut mecbur kalırlarsa uzak menzil gemileridir. Şimdi New York herkesin zevk alacağı bir gemi değil. Dolayısıyla belki oynamak istemezseniz serbest DP basıp geçersiniz diye New Mexico videosunu da yetiştirmeye çalıştım. New York'u geçtiğinizde karşınıza çıkacak gemi ekranda görmekte olduğunuz Amerikan zırhlı ağacının 6. seviye üyesi olan USS New Mexico. Tarihi olarak çok önemli bir gemi çünkü gerçek olup 2. Dünya Savaşı'nda bildiğiniz çarpışmış olan bir gemi. Gel gelelim, herhangi bir zırhlıya karşı bir deniz çarpışmasında yer almadı. Peki niye önemli? Şundan önemli. USS New Mexico Pearl Harbor baskını sırasında Amerikan donanmasının Pasifik kıyılarında görevliydi. Dolayısıyla orada hasar görmedi. Pearl Harbor baskınından kısa bir süre sonra bir modernizasyon görüp kimi ikincilerin yerine hava savunma topları yerleştirildi. Ve daha çok özellikle Pasifik cephesinin ikinci yarısında bu adadan adaya sıçrayış aşamasında Iwo Jima ve Okinawa çıkarmalarında önemli bir kara bombardımanı görevi üstlendi ve hatta Okinawa cephesinde Scharnhorst'u batıran Duke of York'un o anki komutanı olan Bruce Fraser köprü üstündeyken, yani komutan odasındayken şurada köprü üstüne bir tane kamikaze isabet etti ve Bruce Fraser ölümden döndü. Kendi sekreteri falan öldü. Hatta geminin komutanı falan da öldü. Ama ve lakin işte Amerikan donanmasının çok iyi yaptığı bir şey hasar onarımdır. Yani hasar alındığı gibi hemen direktman o hasarı kapatmaya çalışırlar. Muazzam bir eğitim alır Amerikan denizcileri. İkinci Dünya Savaşı'nda başlamıştır bu olay. Dolayısıyla bu hasar olabildiğince telafi edilip gemi direktman tamire gitti. Ancak o kamikaze saldırısında 30 kişi öldü. Dediğim üzere bunlardan biri de geminin komutanıydı. Peki, World of Warships'te New Mexico nasıl bir gemi? Arkadaşlar, şimdi bu aşamadan sonra, yani 6. seviyeden sonra gemilerin zırhına tek tek bakmamız lazım. Neden? Çünkü söz konusu bir zırhlıysa, onu zırhlı yapan şeyin zırh olmasından ötürü önce bir zırh şemasına bakacağız. Wyoming videosunda ne demiştim? Bir topun, bir silahın kalibresinin 14/3 ile bölünmesinde çıkan rakam o topun açı maçı fark etmeden delebileceği rakamı isabet ediyor. Dolayısıyla şurada bakmanızı istediğim bir mevzu var. Bakın, New Mexico'nun burnu, kıçı, güvertesi her tarafı 26 mm zırhla kaplama. Arkadaşlar, bu şu anlama geliyor. New Mexico 6. seviye bir zırhlı olduğu için genelde karşılaşacağı zırhlılar 5. 6. 7. ve 8. seviye zırhlılar olacak. Ve bu 4 seviyede karşınıza çıkacak tüm zırhlılardan sadece 4 tanesi sizin zırhınızı açı maçı dinlemeden delemeyecek. Geriye kalan bütün zırhlılar, bütün 8. seviyesi zırhlılar, bütün 7. seviye zırhlılar hepsi bakın şuradaki açıymış, gerintiymiş, çıkıntıymış bunlara dinlemeden haşırt diye sokacaklar. Çünkü New Mexico'nun zırh kaplaması çok ince, 26 mm. Peki hangi zırhlılar sizin burnunuzu veya kıçınızı delemez? Onu da hemen söyleyeyim. Arkadaşlar, 6. seviyede İzmail, 7. seviyede Poltava, 8. seviyede de Odin ve Brandenburg. Sırf top kalibreleri 15 inçten küçük oldukları için sizin 26 mm'lik zırh kaplamalarınızı açı dinlemeden delemeyecekler. Hani delebiliyorlar hala ama açıya takılabiliyorlar. Onlara karşı açı verirseniz belki işe yarar New Mexico'yla. Ama herhangi bir başka bir zırhlıya
seviye, 6. 7. seviye, 8. seviye fark etmeden herhangi başka bir zırhlıya açım açıp durmanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Her halükarda haşır diye o delici top mermilerini, 15 inç ve üstü olan top mermilerini yiyeceksiniz. 15 inç ve üstü dediklerim de 380 mm ve üstü. Peki, New Mexico'nun zırhı o kadar mı kötü? Aslında o kadar kötü değil. Yani yapı itibariyle o kadar kötü değil. Şundan ötürü. Bakın, New Mexico'nun bir defa torpido savunması var. Ki burada şuradan da baktığımız zaman %40 gibi gayet çok iyi bir torpido savunması var. Yani belki de oyundaki en iyi torpido savunmalarından biri bu. Bir zırhlı için en iyisi olmasa da yakın. Torpido kaplamasını çıkardığımız zaman şurada karşılayacağımız durum şu. Bir defa şu taretleri de çıkaralım. Üst yapıyı da çıkaralım. Güverteniz ince. Yani patlayıcı bombalardan bile et hasarı yiyeceksiniz. Zaten fünye vermiş hafif kruvazörlerin hepsi size hasar verecektir patlayıcı mermileriyle. Özetle arkadaşlar, yani kruvazör patlayıcı mermisi, patlayıcı bomba, her şey size et hasarı veriyor bu gemide. Gel gelelim. Köşk yeme olayına gelirsek burada janjanlı bir durum var. O da ne? O da şu arkadaşlar. New Mexico'da şurada gördüğünüz üzere kaplumbağa sırtı şekli var zırhında. Alt güverte ile köşk arasında. Ve bu kaplumbağa sırtının şuradan da gördüğünüz üzere kalınlığı 51 mm. Çok iyi. Bu şu anlama geliyor. New Mexico yakın dövüşten köşk yemez. Peki New Mexico nasıl köşk yer? Arkadaşlar bakın. Olur ki şu 343 mm'lik zırhı delebilen bir zırhlı mermisi olursa şu gördüğünüz şu eğik 45 derecelik eğik alanı ancak şunu delip şöyle dikine girerse New Mexico'ya köşk atıyor. Hatta şöyle göstereyim. Bakın ya da niye? Çünkü bu 51 mm. Yani kaplumbağa kabuğu 51 mm. Yani ancak şuna böyle 45 mm böyle dikine gelen bir merminin şuraya girip şu açıya dikine girmesi lazım ki köşk atabilsin. Ki New Mexico bu şekilde diğer zırhlardan köşk yiyebiliyor. Ancak yakın mesafede köşk yemesi nispeten daha zor. Çünkü 203 mm, 343 mm gibi zırh kemerleri var ki bunlar gayet ve gayet iyi birer iç savunma. Ama az önce de söylediğim üzere New Mexico'nun dış savunması baya sağlam et hasarı yiyen bir strüktür. Dolayısıyla New Mexico'da tıpkı New York'ta olduğu gibi asla ve asla yaklaşmıyorsunuz New Mexico. Sırf hasar yiyebilme kabiliyetinin yüksekliği sebebiyle, hani gelen her şeyi yemesi sebebiyle kolay kolay yakın dövüşe veya kahramanlık yapmaya elverişli bir gemi değil. Bunu söylemem lazım. Şimdilik olur da New Mexico'ya gelirseniz New Mexico'nun ekipmanlarına baktığımızda göreceğimiz şey standart. Zaten burada birin birini veriyoruz, ikinin birini veriyoruz. Burada isterseniz taret dönüşüne verebilirsiniz ama yani bence vermenize gerek yok. Menzili uzatmak çok daha önemli. Niye? Çünkü yani olabildiğince maksimum menzilden sıkabilmeniz sizin için avantaj. Birden fazla hedef size sıkarsa et hasarını çok ağır yiyorsunuz. Ve son olarak da tabii ki dönüş neden? Çünkü her ne kadar yavaş da olsa dümen kırma süresi New Mexico'nun çok kısa ve dönüş halkası da küçük olduğu için manevralara hemen yanıt verebilme kabiliyetine sahip bir zırhlı yavaş da olsa. Dolayısıyla dönüşe vermek gelen torpidolara karşı veyahut gelen ateş uyarılarına karşı iyi bir önlem. Kaptana gelirsek şurada zaten standart zırhlı kaptanı, önleyici bakım. Ben burada taret dönüşü verdim. Adrenalin patlaması, gizlenme, sonra da amir. Ondan sonra da yangın önlemeye verilir. Eğer New Mexico'yu tutacaksanız, ki tutacağınızı sanmam. Şimdi New Mexico'ya karşı diyeceklerim bu kadar mı? Tabii ki değil. Ama velakin bir New Mexico maçı göstereceğim size ve o maç esnasında da bir yorum yapıp
New Mexico'yu kendi seviyesindeki diğer zırhlarla karşılaştırıp final olarak da kendi yorumumu ekleyeceğim ve bu gemiyi olabildiğince size anlatmış olmaya çalışacağım. İyi anlatmış olmaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada görmekte olduğunuz maç bir 6-8 eşleşmesi. Gel gelelim, maçta sadece bir tane 8 var. Ancak New Mexico'yu özelliklerini gösterebilmem açısından fena bir maçta olmadı. Hani tekrar ediyorum, New York maçında olduğu gibi bu da bakın ne kadar muhteşem oynadım, bu gemiden böyle muhteşem faydalanırsınız maçı değil. Daha çok geminin niteliklerini gösterme maçı. Ki geminin en büyük niteliği, hani yavaşlığı demek isterdim New York'ta olduğu gibi. Ama ve lakin New Mexico'nun New York'tan daha da öne çıkan bir özelliği var arkadaşlar. New Mexico 6. seviyenin en ortalama gemisi. Birader, yani ortalamanın da ortalaması. Gerçekten yani hiçbir şey iyi değil, hiçbir şey kötü değil. Her şeyi böyle bütün gemilerle, bütün 6. seviye zırhlarla karşılaştırdığınızda her şeyiyle en ortada duruyor arkadaş. Hani memur, bildiğin memur. Şimdi şöyle başlayayım ben size. Bir defa maç başlarken New Mexico ile tıpkı New York'ta olduğu gibi veya Wyoming'de olduğu gibi öyle sığır gibi bastırmak yok. Önce az önce de söylediğim üzere haritanın orta kesimine yakın takılacaksınız. Çok fazla ileri bastırmayacaksınız. Burnunuzu o kepin içine bandırmayacaksınız. Aa, ama Bülent burada sen ortada çıkmadın, solda çıktın. Ne yapacaksın? Abi ne yapacağım? Aradaki menzili koruyacağım arkadaşlar. Aradaki menzili koruyacağım ki adamlar bana sıktığında, bu menzilden bile, maksimum menzilden bile bana sıktığında, o mermiler bana ulaşana kadar manevra yapabilecek kadar vakit aralığım olsun. Neden? Evet, New Mexico yavaş bir gemi ama New Mexico bu yavaşlığına rağmen, bakın burada da görmüş olduğunuz üzere, dönüş emirlerine hemen yanıt veren bir gemi. Dolayısıyla bundan uzak mesafede faydalanmanızı öneririm. Ne dedik? New Mexico ortalama bir gemi. Şöyle bir ortalama. New Mexico'nun 53.200 canı var. 6. seviye zırhlar arasında karşılaştırıldığında tam ortada yer alıyor böyle. Ne en iyilerde ne de en kötülerde. Ana batarya kalibresi 356 mm. 14 inç. Ki bu da 6. seviye zırhlar arasında ortalama bir kalibre sayıdır. Menzili New Mexico'nun 18.7 kilometre. Bu da ortalama. Yani bundan daha uzun menzile sahip zırhlar da var. Çok daha kısa menzile sahip 6. seviye zırhlar da var. Ama ve lakin New Mexico burada da tam ortada yer alıyor. Yalnız şöyle bir şey var, her ne kadar mermi uçuş hızı ortalarda olsa da ortalamanın biraz üstünde, saniyede 823 metre bölü saniye namludan çıkış hızı var mermilerin, ki yani mermiler namludan hızlı çıkıyor. Gel gelelim, hava sürtünmesine maruz kaldıkları için havada momentum kaybediyorlar. AP hasar, yani delici mermi hasarı New Mexico'nun, o da ortalama. 10.500. Yani çok daha iyileri de var, çok daha kötüleri de var. Tam memur ortada duruyor. Gel gelelim, İş doluma gelince New Mexico'nun bu 14 inçlik toplarından tam 12 tane olduğu için, yani top sayısı fazla olduğu için, Wargaming onu dengelemek adına baya baya yavaş bir dolum vermiş New Mexico'ya. 34.2 saniyelik bir dolumu var New Mexico'nun, ki bu da onu en yavaş doluma sahip ikinci zırhlı yapıyor 6. seviyede. Daha yavaşı ne diyeceksiniz? 35 saniyeli Arizona. Şimdi New York videosunda demiştim ki bazı gemilerin özellikleri onların nasıl oynanması gerektiğine dair size iyi birer örnek teşkil ediyordur, edecektir, ki New York videosunda ne demiştim? Taretlerin dönüşü ne kadar yavaşsa o geminin esasında o kadar uzak mesafe gemisi olduğuna işaret eder, ki aynı gerçek New York'ta olduğu kadar New Mexico için de geçerli. Çünkü New Mexico'nun taret dönüş hızı 60 saniye arkadaşlar. Yani 180 dereceyi 60 saniyede dönüyor.
Bundan daha kötü doluma sahip sadece tek bir zırhlı var 6. seviyede. O da 72 saniyelik aşırı kanı gibi yavaş dönen taretleriyle Queen Elizabeth. 72 saniye. Yani New Mexico'nun topları yavaş doluyor. New Mexico'nun taretleri yavaş dönüyor. New Mexico'nun kendisi de yavaş. Ona değineceğim. New Mexico'nun dispersiyonuna gelirsek, New Mexico'nun dispersiyonu ortalama diyebiliriz. Belki ortalamanın çok az üstünde. Yani şöyle diyeyim. Yatay 221 metre mermi dağılımı var elips olarak. Ki bu onu yatay dağılımda 5. yapıyor. En iyi 5. Dikey dağılımda yine en iyi 5. O da nasıl? 133 metre. Ve bu niteliği de şeyle paylaşıyor. 6. seviye premium Amerikan zırhlısı West Virginia ile paylaşıyor. Yani ikisinin de dağılımı aynı. Ama dağılımı fena olmasa da, bakın iyi demiyorum, ortalamanın biraz iyisi. Ama Sigma'sı New Mexico'nun gerçekten kötü. 1.5. Sigma neydi? Sigma sıktığınız mermilerin dağılım elipsi içindeki o elipsin merkezine olan gitme eğilimi. Bu eğilim yok. Yani özetle arkadaşlar, her ne kadar dağılım elipsi New Mexico'nun fena olmasa da o mermiler ortaya gitmiyor. New Mexico'nun mermileri dağınık gidiyor. New Mexico'nun bu 1.5 sigmasından daha kötü sigmaya sahip tek bir tane 6. seviye zırhlı var. O da esasında zırhlı kılığında bir kurbazör olan Navarra Sigma 1.4. New Mexico 6. seviyenin en yavaş zırhlısı 21 notla. Ve bu şerefi diğer iki Amerikan zırhlısıyla paylaşıyor ki bunlar premium olan Arizona ve West Virginia 1941. Gel gelelim. New Mexico'nun bütün bu sıradanlıklarına nazaran fena olmayan bir özelliği manevra emirlerine, manevra komutlarına olan yanıt verme hızı ki şöyle diyeyim size. 9.5 saniye dümen kırma en iyi, ikinci veya en iyisi yanlış hatırlamıyorsam 6. seviyede. Ve 640 metre dönüş halkası ki bu da en küçük ikinci dönüş halkasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani New Mexico'nun dönüş halkası küçük ve özellikle dümen kırma süresi çok hızlı. Böyle bir zırhlı için. Son olarak New Mexico'nun gizlenmesi de iyi. Hani kaptan becerisiyle desteklediğinizde 12.4 bir gizlenmesi oluyor New Mexico'nun. Ki bu onu 6. seviye tüm zırhlılar arasında en iyi 3. gizlenmeye sahip olan zırhlı yapıyor. Yani daha ileri sadece İtalyan Andrea Doria 12 kilometre ve Alman Bayer 12.1 kilometre. Ondan sonra da 12.4 ile New Mexico geliyor. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki New Mexico hani kanattan bastırma gemisi değildi, sen niye bastırıyorsun? Çünkü bakın kaç kişi bastırıyoruz. Yanımda Samet var, yanımda Prince Heinrich var, arkamda bir Dallas var, ortada Anşan var. Yani arkadaşlar burada bir takım halinde bastırabildiğimiz için ben bastırıyorum. Burada mermiler dolduğu gibi de o lazoya sıkıyorum. O lazo yoksa çoğu bol bol pikropluk yapacak bana. Vuracağız mı derken köşkü yedi iki tane. Konuya dönersek, burada karşı takım döndü ve kıçını kaçtığı için ve biz burada bir takım halinde bastırdığımız için ben bastırmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Ancak her ne kadar bastırıyor olsam da, burada öldü mü lazım ölmedi. Her ne kadar bastırıyor olsam da hala bana sıkan o Sinop'a, bana sıkan o Scharnhorst'a durmaya çalışıyorum. Açılı durmaya çalışıyorum. Neden? Gerçi Sinop her halükarda deler ve o et hasarını verir bana. Az önce de söylediğim üzere. Gazo öldü bu arada. Ancak Scharnhorst'un mermileri kalibre olarak düşük oldukları için eğer delici sıkıyorsa onları bir nebze sektirebilir. Ne demiştik? 15 inçten küçük, yani 380 milimetreden küçük top kalibrelerini açı verdiği zaman sektirebilme kabiliyetine sahip New Mexico. Ancak bu kalibreden daha büyük mermileri sektirebilme kabiliyetine sahip değil. Ne açı verirseniz verin, New Mexico o et hasarını kaplaması ince olduğu için yiyor. Dolayısıyla arkadaşlar New Mexico ile öyle tek başınıza, hani bu bir zırhlı, ben bununla tanklarım
falan gibi gereksiz kahraman düşüncelerine girmeyin. Yapamazsınız. New Mexico arkadaşlar özetle bir yani 6. seviyenin iyi bir destek zırhlısı mı desem, yani o işlevi daha iyi görüyor. Çünkü bakın yani kendi başınıza tanklığınız tanklık değil, isabetiniz doğru düzgün isabet değil. Burada Scharnhorst'ta gördüğünüz üzere mermiler dağılıyor. Dolayısıyla New Mexico yani pek kahramanlığa yelteneceğiniz bir gemi değil. Ha, zevkli mi? Bence çok zevkli. Top sayısı fazla olan her zırhlı zevklidir arkadaşlar. Bu arada Sera oradan bana geliyor. Bakalım ne yapacak? Bana mı geliyor yoksa bizim Heinrich'im geliyor. Heinrich'in canı az olduğu için Heinrich geliyor muhtemelen. Ben buradan o Bayern'e bir tane paket gönderdim. Ancak Bayern 6. seviyenin köşk yemeyen zırhlarından biri olduğu için en fazla et hasarı verebildik. Ve şu ana kadar 81.694 hasar. Arkadaşlar az önce de söylediğim üzere yavaş Amerikan zırhlarıyla eğer ki bastıracaksanız takım halinde bastıracaksınız. Tek başınıza öyle bastırmayacaksınız. Eğer tek başınaysanız ve karşınızda birden fazla ünite varsa veya bir görmediğiniz ünitelerin varlığından şüpheleniyorsanız bastırmayı yapmayın. Çünkü hani, girdiği delikten çıkamayan bir gemi New Mexico. Hani Wyoming'de böyle, şeyde böyle, New York'ta böyle, New Mexico'da böyle, New Mexico'dan sonra gelecek olan Colorado'da böyle. Ancak şunu belirtmemde fayda var. New Mexico'dan sonra karşılaşacağınız 7. seviye Colorado, yani şu ana kadar oynamış olduğunuz veya bu videolarda görmüş olduğunuz 3 tane Amerikan yavaş ağaç zırhlısına nazaran aralarında en iyisi. Çünkü Colorado'yu yavaş olmasına rağmen iyi bir zırhlı yapan birkaç nitelik var. Yani New Mexico ne demiştik? Ortalamanın da ortalaması. Gerçekten inanılmaz ortalama bir zırhlı. Ama velakin Colorado için onu demek yanlış olur. Colorado'nun çok iyi olduğu noktalar var. Bunlara ben Colorado videosunda değineceğim. Ancak New Mexico'ya dönersek arkadaşlar, Wyoming ve New York videolarında söylediğim taktik gerçekler aynıları New York için de geçerli. Yani New Mexico için de geçerli. Eğer maç başındaysanız ve hatta maçın ilk yarısında veya maçın ilk çeyreğinde kimin nerede olduğunu veya hangi kanadın zayıf, hangi kanadın güçlü olduğunu görmeden ileri veya geri bastırmayın. Önce bir görün, bir gözlem yapın. Arka taraftan bir takılın. Zaten menziliniz uzun. Yani tamam, en uzun menzile sahip değilsiniz 6. seviyede belki ama uçak kaldırabiliyorsunuz, menzili uzatabiliyorsunuz. Dolayısıyla New Mexico çok güçlü bir gemi demek istemiyorum ama zevkli bir gemi, eğlence hissi veren bir gemi. Hani ben Amerikan zırhlı ağacı benim bu oyunda ilk kastığım ağaçtı. Fikirsiz, tamamen teoriler üzerinde, tamamen zevk için oynadığım ilk dönemde, hiçbir şey bilmediğim o ilk dönemde kastığım ilk ağaçtı ve sadece zevk için oynuyordum. Ve inanın Amerikan zırhlı ağacında bana gerçekten zevk veren ilk gemi New Mexico oldu. Evet, belki her şey ortalama ama zevk veriyor arkadaşlar. Her şey ortalama ama taret dönüşü ve dolumu hariç herhangi bir eksisi yok bu geminin. Dolayısıyla hani insanlar New Mexico'yu gömüyor falan ama çok da gömülecek bir yanı yok ya. Her geminin bir zaafı var. New Mexico artılarının azlığına ek olarak zaaflarının azlığı da meydanda olan bir gemi. Yani çok fazla öne çıkan aşırı güçlü özelliği yok. Ama bunu kompanse etmek için de çok fazla öne çıkan, onu kötü yapan negatif bir özelliği de yok. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde New Mexico ile uzaktan ve orta menzilden takılır, oynar, hasarınızı kasar, yeri gelir krakeninizi atar, maçınızı alırsınız. Sadece tekrar ediyorum, New Mexico ile herhangi bir tane zırhlıyı bile tanklamaya kalkışmayın, hele ki 8. seviyeleri. Yani New Mexico 8. seviyeleri tanklama kabiliyetine sahip değil. Köşk yemesinden bahsetmiyorum. Tamamen 7 et hasarından bahsediyorum. New Mexico ağır et hasarı yiyor. Az önce zırh şemasında da gösterdiğim üzere. Orta veya uzak menzilden doğru açı ile gelen mermilerden çok rahat köşkte yiyebiliyor ve hatta havaya da uçabiliyor. Dolayısıyla
New Mexico'yla sıkarken mermi kalibrenizin küçüklüğünü de baz alarak diyeceğim şudur ki karşıda evet hedeflere sıkın ama her zırhlıda olduğu gibi New Mexico'da da öncelikle kruvazörleri avlamaya çalışın. Çünkü mermi kalibresi küçük olmasına rağmen zırhlılara atamayacağınız köşkleri çok rahat bir şekilde kruvazörlere atabiliyorsunuz ki köşk atmak bu oyunun en zevkli şeylerinden biri. Dolayısıyla arkadaşlar bu gemi için diyeceklerim gerçekten ortalamanın ortalaması bir gemi. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Zevkli mi? Zevkli, fena değil. Ancak yani ağacın bundan sonra gelecek gemileri hakkında çok da fazla fikir veren bir gemi değil New Mexico. Çünkü oynanış olarak her ne kadar Colorado New Mexico'ya benziyorsa da Colorado'nun onu çok iyi yapan özellikleri var. Ancak 8. seviye North Carolina'ya geldiğinizde işin rengi, sazın tınısı tamamen değişiyor.